Gelmeden önce grip olduğum için sesim birazcık böyle tırtıklı. Onun için kusura bakmayın. Böyle küçük bir alışveriş yaptım. Bunları bana annem verdi. Böyle ceviz, fındık ve aynı zamanda bir pakete tarhana var ama onu dolaba koydum. Annemle pazar alışverişine gitmiştik. Oradan şöyle bir sebzeli kuskus aldım. Sonra Türk lokumu getirdim. Böyle karışık çifte kavrulmuş aldım. Karaca'dan kendime şöyle bir set aldım. Şu seti. Bunların renklerini çok beğendim ve 200 liraya almıştım diye hatırlıyorum. Böyle işte yemek pişirmek için bir set aldım. Bir tane de şöyle pazardan çırpıcı almıştım. Şu şekilde çırpmak için. Aşırı pratik geldi bana bu. Unlar, işte ne bileyim şeker için falan da böyle kepçeler aldım kendime. Bunu Teddy'den almıştım. Sanırım 20 lira falan olması gerekiyor. Biz evde yemek kokusunu gidermek için tütsü yakıyoruz. O yüzden de şöyle dikey bir tütsü aldık. Tütsülere koymak için şuralarında böyle delikler var. Bunu da Trendyol'dan aldım. Bunu da 150'ye aldım galiba. Şöyle takıyorsunuz. Sonra dumanını hem üst taraftan veriyor hem şu kenarlardan veriyor. Bu çok da güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Sonrasındaysa teyzemle beraber ip almaya gittik. Bu aralar benim teyzem böyle ev terliği örmeye kendini adadı. Benim için de böyle bir tane ördü. Şu tabanlıklarını kendimiz aldık. Bu ipleri kendimiz aldık. Sonrasında da böyle teyzem bunu ördü. Şunu en son göstereceğim. Çünkü şu an açamam gibi geldi. Haftalık ürün olarak gelmişti. Sanırım aktüelde cuma günü. Bunları da annem aldı. Ben almadım daha doğrusu. Böyle çok hoşlar. Ben şey düşündüm ya. Hem kahvaltıda kullanabilirim. Hem şurasının şöyle bir tık yüksek olması da çok hoşuma gitti. Aynı zamanda işte ne bileyim misafire çerez ikram edeceğim zaman falan kullanırım diye düşündüm. Bana annem 6 tane aldı çünkü bagajda o kadar çok yerim yoktu. Kardeşime de 2 tane aldı. Bana 6 tane yetiyor çünkü biliyorsunuz çok fazla misafirim gelmiyor. Pazardan yine annemle beraber böyle bir tane, bunun adı neydi? Bal için bir çubuk aldık. Sonrasında da Karaca konteynere gitmiştim. Bunu Instagram'da paylaştım. Oradaki fiyatları da paylaşmıştım. Ben de böyle 3 tane işte ne bileyim turşu koymak için ya da işte salata falan koymak için şöyle 3 tane set yaptım kendime. Böyle üçlü kayık tabak. Aslında ihtiyacım da yoktu ama beğendim bilmiyorum. Bir almak için aldım. Olsun kullanırım ya. Böyle ne bileyim yoğurtlu falan filan da koyabilirim diye düşünüyorum bunlara. Bunları işte Karaca konteynerden böyle tekli tekli almıştım. Sanırım tanesi 30 liraydı diye hatırlıyorum. Bunlar da böyle. Daha sonra BİM'e gelmişti bunlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Şu canlandırıcı yüz temizleme jeli ve bu canlandırıcı günlük peeling jel. Ben buna baktım internete Almanya'da var mı diye. Bu Greyfurt'lu olan Almanya'da yok. Rossmann'a baktım yoktu. İnternetten baktım. Çünkü ona göre alacaktım ya da almayacaktım. Aynı zamanda da 80 liraya sanırım aldım bunları. Çok daha ucuza geldi benim için. Şöyle söyleyeyim. Normalde ben burnumdaki siyah noktalardan aşırı derecede şikayetçiydim. Çünkü her makyaj yaptıktan sonra illa böyle o siyah noktalar çok çabuk oluşuyordu. Temizlesem de derinlemesine bir temizlik yapamıyordum. Ta ki bunu kullanana kadar. Bende çok işe yaradı. O yüzden
Bütün bilimleri annemle beraber gezdik. Şunlardan 5 taneydi. Birini Türkiye'de kardeşlerimle birlikte kullandık, bitirdik. Birini de işte yine şunu kullandık, bitirdik. Sonrasında da işte 4 tane kaldı. Bu 4'ünü de Almanya'ya getirdim. Böyle. Eğer böyle siyah noktalarınız, yüzünüzde lekelenmeleriniz varsa bir tane alıp deneyebilirsiniz. Ben kendim faydasını gördüğüm için önerebilirim. Ve Madame Coco'nun şu tepsilerinden benim evimde var biliyorsunuz ama onlar kare. İki tane büyük, bir tane küçüktü. Birine hediye etmiştim. Ama bunları Madame Coco'dan almadım. Bunları pazardan aldım. Ve normalde Madame Coco'da 400 lira olan bu tepsiyi 35 liraya aldım. Şöyle. Bunu Sakarya Çarşamba Pazarı'ndan aldık annemle beraber. Böyle birkaç tane vardı. İçlerinde sadece kusursuz olan bunlardı. Çizikleri falan vardı. Bazı boyaları işte şuralarda falan böyle bulaşmışlar vardı. Biz de seçtik. Bu iki tepsi aldık. Şunlar şey... Neyse işte getirirken içerisine bir şeyler kaçmış. Onlar yoksa bunun da hiçbir hatası yok. Mutfağımdaki mermer normalde kahverengiydi. Hatta turuncu ile kahverengi arası bir şeydi. Sonrasında işte şu duvar kağıtlarından Shine'dan almayı düşünüyordum. Ama yapışkanları ne kadar iyi olur onu bilemediğim için dedim Trendyol'da araştırıp alayım. Trendyol'dan biraz araştırmalar yaptım. Ve sonrasında şu aldığım sitenin adını hatırlamıyorum ama eğer soran olursa yorumlara eklerim onu. Yapışkanlar birinci kalite yapışkanmış. O yüzden sorun yaşanmıyormuş. Aynı zamanda normal duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Ve şey mutfakta da kullanabilirsiniz yazıyordu. Yani bilmiyorum zarar görür mü ama çok da zarar görürmüş gibi gelmiyor. Çünkü ben birazcık tırtıkladım falan. Böyle bir çıkıntı oluşmadı. Bunları Enis'le beraber müsait bir vakitte yapıştıracağız. Ve son olarak da şu sürahilerim ve yeni aldığım bardaklarım kaldı. Daha önce Karaca'dan cam bir sürahi almıştım. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Eve misafire geldikten sonra şurasında bir çatlak oluşmuş. Bunlar da bu şekilde işte. Hepsini şimdi yıkayacağım. Bunları da su dolduracağım. Salona koyacağım. Bunları böyle internette görüyordum. YouTuberların sayfasında şu şekilde böyle. Bunlar da ısıya dayanıklı camlardan. Ay sesim iyice gidiyor. Portakal falan alacağız bugün. Alışverişe çıkacağız elimizle. Aynı zamanda da liste falan hazırlamam lazım. Böyle size önce bir göstereyim dedim. Sonra bavulları falan da ayırıp her şeyi yerleştirmeye başlayacağım. Bunları işte böyle normalde kendimiz kullanalım diye sadece 6 tane almayı düşündüm. Ama sonra böyle çok şık duracağını düşündüğüm için böyle çok güzel olduğunu düşündüm. Bilmiyorum bir beğendim. Dedim 12 tane alayım ve misafire falan da kullanırım. Böyle dikdörtgen bir bardak. Bunlardan da şöyle 12 tane aldım. İşte bunları da birazdan yıkayacağım. Hepsini ayarlayacağım. Nasip olursa tabii. Ondan sonra ev işleriydi derken akşam alışverişe çıkacağım. Size akşamki alışverişi de göstermek istiyorum. Türkiye'den böyle birkaç tane daha bir şey aldım. Bebek hediyesi ama aynı zamanda işte bebek küpesi falan Enis'in kardeşi için ama onları göstermiyorum. Belki videoda görürler diye. Onları hediyeye götüreceğim zaman sizinle yine paylaşırım. Böyle işte Türkiye'den bunları getirdim. Şunu göstermedim size bir de. Onu da göstereyim hemen. Bir tane de böyle şey aldık. Banyo takımı aldım. Bunu da Karaca'dan aldım. Şey gittiğimiz zaman. Viaport'taki konteynere gitmiştik. Karaca konteyner. Oradan aldım. Bir tane ben böyle aldım. Bir tane de annem aldı kardeşim için. Böyle. Bu da bu şekilde. Normalde pembeyi çok sevmem ama 150 liraya aldık bu seti. Çok ucuzdu 150 lirada. Bilmiyorum. Normal fiyattan daha iyiydi. O yüzden dedim bir tane alayım evde yedek dursun. Türkiye alışverişim bu kadar. Dediğim gibi akşam yine videoyu açacağım. Alışverişteyken tekrar size
neler aldığımı falan gösteririm. Önce bir liste falan oluştururum. Ondan sonra da akşam görüşürüz. Gündüz zaten vlog açmıştım. O yüzden girişi burada yapmıyorum. Yani gündüz yaptığım gibi kalsın. Hazırlandım. Şimdi Enis de geldi işten. Birlikte dışarıya çıkacağız. Tam Enis geldi. Hava güneş açtı. Demiştim zaten market alışverişine gideceğiz diye. Birlikte gidelim istedim. Öyle. Şimdi işte eşyalarımı falan ayarlayayım. Eşya dediğimde böyle poşet falan ayarlayacağım. Ondan sonra çıkacağız markette. Görüşürüz. Kendim aldım. Daha büyük. Tamam. Domates. Baksana. Ne kadar çıktı. Ha, 3.5 olmuş. Cidden. En arkadakilere bak. Onları alma mesela. En arkadaki uzaklarda. Yeter bence. Emin misin? Yine alırız geliriz bence ama çok. Neyse alayım mı? Bir tane mi iki tane mi alayım? Bir tane yeter. Tamam. Elma alacak mısın işte? Yani son iki gün kaldı gerçi aynen. 2,5 euro kilosu, yarım kilosu, o yüzden almayacağım, onlar pahalı geldi bana. Çilek, bak 2,5 euro, 500 gram, annemle biz 35 liraya aldık. Ne kadar güzel bunlar. 5 euro bir kilo. İster misin? Çok güzellermiş. Bir de alalım mı? İstiyor musun sen? Duydun mu? Bak şu çok güzel gözüküyor. Gelişini kutlarız dedim. Patates mi? Yo, bu böyleydi. Saatim var. Ama almıyorum. Şu kilo. Neyse bu var mı? Cumbo'yu alalım. Ama almadı. Bir mi? Bir tane yeter. Evet, market alışverişinden geldik. Şimdi neler aldığımı size göstereceğim. Ramazan geldi biliyorsunuz. Şöyle ev makarnası aldım kendime. Bunları peynirli yapıp sahurda yiyorum ben. Daha sonra şöyle iki tane krema aldım. Bir tane böyle tuzlu cips. Bir tane de böyle biberli cips aldım. Sonra şöyle mandalina. Ve küçük bir kasa çilek aldım. 2,5 kilo patates. Biraz muz. Ve 3 tane şöyle 3 kilo un. Bunları Enis seviyor. Böyle tereyağlı peynir aldık. Yarım pizza yapacağım, o yüzden böyle mantar aldım. Böyle bir paket Antep fıstığı, bir tane de kabak çekirdeği içi aldık. Şöyle bir tane labne. Kendime böyle işte yoğurt aldım. Ve Enis kendi için bir deodorant aldı. Bir litre süt aldım. Ve şöyle dörtlü ton balığı, bunu da pizza için aldım. Donmuş patates aldım kızartmak için ama hemen bunu dondurucuya atacağım. Bir de şöyle maydanozlu işte içerisinde tereyağı olan bir ekmek aldık. Bunu da bu akşam pişireceğim. Bu da dondurucuya. Sonra böyle ekmek aldık ve dilimledik. Bir tane de yedek olsun diye şu ekmeklerden aldım. Şu Romano marulundan aldık iki tane. Ve bir tane de böyle salatalık aldım. Diyan'dan böyle bir tane salon peçetesi aldım. Sürahileri temizlemek için aldım.
Böyle ince uzun sürahileri. Bir tane de böyle el sabunu aldım, sıvı. Şöyle bir üçlü bulaşık teli. Ve çamaşır yumuşatıcısı. Kireç tableti aldım bir tane. Çamaşır makinesini her açtığımda bunu kullanıyorum. Bir tane de böyle yedek dursun diye şey, yağlı kağıt. Böyle iki tane yoğurt aldım. Enişte kendisi için böyle meyveli kuark aldı iki tane. Sonra bir tane tuvalet kağıdı. Bir tane de mutfak rulosu aldım. Bunları da şöyle iki tane lamba aldık. Bunu da tuzlu lambasının lambası patlamış, onun için aldım. Ve bir tane de şöyle cam ölçek aldık. Kendime deodorant aldım. Bu beton bandını da Enis almış kendi için. Sonra yine kuark almış Enis ama bunlar sade. Ve son olarak şöyle domates aldım ve soğan aldım. Gördüğünüz gibi böyle büyük bir alışveriş yaptık. Videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.